Evet, what time konusuna devam ediyoruz. Bu sefer artık şu etlerden bahsettik ya, onları kullanacağız herhalde, Evet değil mi? hocam. Günlük rutinlerimiz, daily rutinlerimiz hakkında bu sefer soru cevap çalışması yapacağız. What time yazdığı üzere saat kaçta anlamına gelen soru ekimiz, soru yapımız. What time do you wake up? Saat kaçta kalkarsın? I get up at half past nine. Bir önceki sunumumuzda bahsetmiştik. Bir şeyi saat kaçta yaptığımızı sorarken, söylerken at Şöyle kullanıyoruz. şu eti bir yuvarlayalım. Evet. Alalım. What time does Max go to the dance club? Max dans kulübüne saat kaçta gider? At 8 o'clock. Saat 8'de gider. What time do Mr. and Mrs. Jones arrive home? Bay ve bayan Johnson eve kaçta varırlar? At quarter to seven. 7'ye çeyrek kala. Aslında bunun önünde uzun uzun şöyle de hani hocalarınız uzun cevap istiyorum derse they arrive home O gibi zaman falan yazarız. uzatabiliriz. Ama aslında dilde böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hani kaçta yaparsın? 8'de, 9'da dersiniz. Yoksa sen eve kaçta gelirsin? Ben eve 9'da gelelim gibi aynı cümleyi soru cümlesini tekrarlamayız. Dolayısıyla pratik olması açısından direkt olarak saatleri söyleriz. Biz de bunu yapıyoruz. Ama öğretmenleriniz yok illa ben uzun cevap istiyorum derlerse tercih edebilirler. They arrive home'u cümlenin başına getirmeleri gerekir. Şimdi hocam burada biraz çalışmalarımız var. Make question and answer the questions. Soru yapın ve bunlara da cevap verin demiş. Hocam sizden başlasak Ben ilkine. başlayayım isterseniz. Can leave home. Can evden çıkıyor saat 6'da. Demek ki önce Can'in evden kaçta çıktığı ile ilgili saat bir soru Siz soracağız. söyleyin ben Sonrasında yazayım. cevabını vereceğiz. What time does Can leave home? Evet. Sorumuz saat kaçta evden ayrılır? Evet. Cevabımızı alalım. Kısaca at 6 p.m. de diyebiliriz. X 6 p.m. Ya Ya da da uzun cevap olarak he leaves parantez içinde home. yazayım Slash da mı? getirebiliriz isterseniz fark etmez. He Leave leaves home home at 6 p.m. at 6 p.m. Şimdi arkadaşlar burada saati soruyorum. Aslında buradan yes no questions da oluşturabilirim. Yani evet ya da hayır ile cevaplanabilen sorular da oluşturabilirim. Does Ken leave home at 6 p.m. deyip direkt does ile başlarım. Yani saat 6'da mı evden çıkar? Yes he does veya no he doesn't gibi cevaplar da verebilirim. Ya da işte ben bunu soruyu 6 değil 7 yaparak da sorabilirim. Çeşitli sorular oluşturabiliriz arkadaşlar. Önemli olan burada geniş zamana soru oluştururken does yani do ve does kullanılıyor. Burada bir kişiden bahsettiğim için soru sorarken kişinin önüne does Evet. getiriyorum. Onu dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam buyurun. What Öğrenciler, okula varmak ve saat. yazayım mı? Buyurun. Yazsın içinde kalmasın İçinde canım. Hayır, kalmasın. benim yazım daha güzel Hani olduğu için. ilkokul, ortaokul Hevesini kırmamak öğrenciler böyle lazım. çok isterler ya tahta yazı Şimdi yazmak hemen özellikle. soracağım. Students diyor. Do Evet. students. Hocam niye do yaptınız bu arada? Çünkü çoğu şahıs var. Tek kişi Bravo. şahıs değil. Students arrive. School mu to school mu? School. School. Şimdi şöyle düşünün. Bu do nerede kullanılır? Eğer bulunduğunuz semtte bir tane okul varsa. Aa, to school mu diye Ha, sordum. Da arrive değil de school yok yok. arrive Arrive to school. school. Go Tamam. to school. Okula gitmek. Arrive school. Okula varmak. Yani orada kullanmıyor. Arrive'den sonra to almıyor yani. To Tamam. gelmiyor. Evet. Cevabını alalım. They arrive. School Evet. yazmayın Onlar isterseniz. varırlar. At. Ve saatimizi ekliyoruz. Burada iki nokta koymuş ama o tek nokta. Yani. Tamam, bundan sonra dikkat ediyoruz hocam. Peki, Evet. teşekkür ederiz. Necati yapıyor. Sizin suçunuz yok. Necati'ye kızmak Bunu ben lazım. yapabilir miyim? Tabii ki. Smith'ler arkadaşlar burada Smith bu Simitler özellikle yabancı kaynaklı kitaplarda çok çıkar bunlar. İşte The Smiths, The Smith, Mrs. Johnsons yani şu sondaki S O aileye. o aileye hitap ediyor. Johnson'lar, Johnson Smith'ler. ailesi, Smith ailesine hitap ediyor. Onun için çoğul yapacağız yine. Ben çoğul almak durumundayız bunu. Sorumuzu soruyoruz. Yine what time ile başladık. What time? Çoğul olduğu için do dedim. Smith. The Smiths. Amerika'da bu Smiths ismi yaygın tabii ki soy isimleri. Muhtemelen oğulları gibi bir şey midir hocam? Ya da Yılmaz gibi bir şeydir bu muhtemelen belki Ha, de. Yılmaz, Yılmaz en çok Demir, kullanılan. Yıldız. Evet. Ondan sonra fiilimi getiriyorum. Akşam yemeği yemek. Have dinner.
Ve tamam, soru işareti. Yani simitler, akşam yemeklerini saat kaç yerler? 7.30 dediklerini yazıyoruz. They have dinner. Onlar akşam yemeklerini yerler dedik. Ve en son saatimizi getiriyoruz. Eti koydum ve saatimi koydum. Tek nokta mı hocam? Tek nokta. PM. At 7:30 PM. Evet. Son. Dolores Way. Dolores kız ismi mi? Evet, bayan ismi. Kim buluyordu hocam bu enteresan isimleri? Şeyler mi? Sunum hazırlayan Necati. Necati. Necati hazırlıyor bunları. Evet. Ama isimleri Necati seçmiyor, onu söyleyeyim de isimleri siz seçiyorsunuz. Evet. What time does Dolores wake up? Dolores saat kaçta kalkıyor? What time does Dolores, burada Dolores'i de kısa olması arkadaşlar. Kısalttım. Size şey olmasın. Dolores wake up. Wake up. Saat kaçta kalkar Dolores? Buyurun hocam. Kaçta kalkıyor? At 5:30 AM. At 5:30 AM. Yeterdir. Geçelim. Peki. Evet, soru kısımlarımıza geldik. Her slaytlarımızda iki tane sorumuz bulunmakta. Evet. Merve and her sister hang out with friends. Hang out with their friends. Arkadaşlarıyla takılmak. In Taksim on Saturdays twice a week. Merve ve pardon, arkadaş mı dedim ben biraz önce onu sordum. Merve ve kız kardeşi. Merve ve kız kardeşi haftanın iki günü, haftada iki kez cumartesi günleri Taksim'de arkadaşlarıyla takılırlar. Cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olamaz. Yani bir saniye. Twice a week. Haftada iki kere ve cumartesi biraz anlatım bozuk mu yaptım? İki haftada kez, bir mi? Cumartesileri. Sadece cumartesi günleri. Haftada iki kez. Haftada iki cumartesi. Gündüz evet. Gidiyorlar bir de akşam gidiyorlar. Hayır. Haftada iki kez gidiyorlar ve bu ikisi iki gün gittikleri cumartesi oluyor. Diğer günler olmuyor. Anladınız mı? Şimdi bir anlatım bozukluğu var gerçekten de. Ben de. Hocam, ben şöyle algıladım. İki haftada bir cumartesi hayır. Günleri. Haftada iki kez nasıl cumartesi haftada oluyor? Evet, orada bir anlatım bozukluğu olmuş. Oraya galiba. Bir anlatım bozukluğu yazmışlar. Ah, tamam. Necati. O zaman şunu once yapalım. Once yapalım onu. Tamam, once yapalım. Doğru. Haftada bir gün cumartesi günleri olacak. Doğru. Yani diyor ki bununla burada bir cevaplarımız var. Aşağıda bunların soruları var. Hangisinin sorusu, hangisinin cevabının sorusu yok. Olmaz. Bakalım A ile başlayalım. What do Merve and her sister do on Saturday? Cumartesi günü Merve ve kız kardeşi ne yapar diyor. Baktığım zaman arkadaşlarıyla Taksim'e çıkarlar. Dolayısıyla bunun cevabı. Yani what'ın sorusu bir yukarıda var. Hang out, ver, takılmak. Nerede diye sormuş arkadaşlar. Baktığım zaman Taksim olduğunu, yer belirttiğini görüyorum. Dolayısıyla B de olamaz. Evet. How do Merve hang out? Nasıl takılırlar demiş. Burada nasıl takılırlar derken kafede otururlar vesaire bir şey söylemesi lazım söylemiş arkadaşlar. Ama bunun cevabını göremiyoruz. D şıkkına baktığım zaman how often do Merve and her sister hang out with their friends? Burada arkadaşlar ne sıklıkla diyor? Haftada bir dediği için dolayısıyla bunun cevabını görüyoruz. Ancak C seçeneğinin cevabı o menü çıktığı zaman hemen yukarıdaki cümlede arkadaşlar böyle bir oluyor. Cevap yok. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği. Şurada kalemimizi tekrardan seçelim. Hı. Şurada bir do eksik olmuş. Onu da ekleyelim. Tamam. Evet, devam edelim. Merve. Bir sonraki sorumuza da bakalım arkadaşlar. Mother and Harry. Annesi ve Harry konuşuyor. Yapıyor. Harry can you... Bakalım önce arkadaşlar soru kökünü okuyalım. Bize ne istiyor yukarıda? Yukarıdaki boşluğa açtık seçeneklerden hangisi getirilmelidir demiş. Harry can you help me please? Okay mom what can I do for you? You wash the dishes, clean the windows or tidy your room. Okay it doesn't matter. You have only one room. Keep it clean. Annesi demiş ki. Ne demiş hocam annesi? Harry lütfen bana yardım edebilir misin diyor. Peki anne senin için ne yapabilirim diye soruyor Harry. Bulaşıkları yıkarsın, pencereleri silersin ya da odanı temizlersin. Yani herhangi bir şeyde yardım istiyor yani. Demek annesi. Harry'nin bir sorusu var karşılığında annesi. Tamam hiç sorun değil. Senin sadece bir tane odan var onu temiz tut yeter demeye çalışıyor. Arada ne getirilmiş olabilir? I don't love this house. Ben bu evi sevmiyorum. Demek ki ergen psikolojisine girmiş evden gelecek herhalde. Ama annesinin söylediğine le bağdaşmıyor yani evet, karşılık evet. Değil. Onun için eledik. I do only one. Ben sadece birini yaparım. I want to tidy my room. Odamı temizlemek istiyorum demiş. Kabul. Bu olabilir. Yine de okuyalım. Where is my lazy sister? Benim tembel uyuşuk kız kardeşim nerede? She can clean the house. O evi temizleyebilir diyor ama kız kardeşi ortada yok arkadaşlar. Dolayısıyla C'yi sildik. I've got a question. Where is my room? Benim bir sorum var. Odam nerede demiş arkadaşlar. Orada biraz anne, sizofrene bağlamış. Anne de ne diyecek burada? Nereye bıraktıysan orada diyecek diye muhtemelen arkadaşlar. Evet cevabımız. Doğru yanıtı B seçeneği. Ve evet, evet, evet kısmımıza geldik. Bunların cevaplarını internet sitemizde bulabiliyorlar. Şöyle eşleştirme mi var? Evet, sorularla cevapların eşleştirilmesi. Şöyle yapalım. Bir saniye hocam. 4,
5, 6 diyelim onlara da. A, B, C. A, B, A, B, C, C, D, D, E, E, F. Evet. F. Peki şöyle yapalım. Burada yine sorularımız ve karşılıklı cevaplarımız var. Bir eşleştirme. Bir tanesini mesela yapalım. What do you have a rest in the Where do you have a rest in the evening? Akşamları siz nerede dinlenirsiniz diye. Burada bir yer söylemesi lazım arkadaşlar. Evet. On my armchair. On my armchair. Bir tanesini biz kopya olarak vermiş olalım arkadaşlar. Siz diğerlerinin cevabını internet sitemizden bulabilirsiniz. Ve sizler de kendi cevaplarınızı YouTube'da hemen yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet.